Sınavlarda süre yetmiyor. Ne yapmalıyım dediğinizde bizler de sizlere motivatör serimizde bu konuyu getirdik. Şimdi oh be! Evet, şimdi birçok öğrencimiz demiş ki, Gizem demiş ki, benim sürem yetmiyor, çok sıkıntı yaşıyorum, ne yapabilirim? Afife Kaya demiş ki, süremiz yetmiyor. Bu sefer süreyi hocalardan duyunca da heyecanlanıyoruz. Ne yapacağız? Artı birleyin bu soruyu. Paniğe kapılıyoruz hocam. Özellikle süre azaldıkça ben iyice paniğe kapılıyorum. 3 kere okuyorum aynı soruyu hocam. Gerçekten de birçok öğrencinin temel sorunu süre. Şimdi sınavda kesin olan iki şey var. Süre ve soru sayısı. Yani sınavda her sorunun bir süresi var. İşte sözelde 1,5 dakika, sayısalda 1-2 dakika ve soru sayımız da belli. İşte 40 tane sayısal sorumuz var, 50 tane sözel sorumuz var. Bunlar kesin olan şeyler. Peki neden süre yetmiyor? Birincisi, öğrenci okuduğunu anlayamıyor ve okuduğunu anlayamayıp stres olup bir daha okuyayım derken bir anda süre uzamaya başlıyor. İkincisi ve diğer bir sebepsi, bir soru için çok fazla zaman ayırıyoruz. Yani takıldığımız soruyu atlamakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ya ben bu konuyu zaten biliyordum ya. Üstü sayıları biliyordum. İşte ne bileyim fiilimsiyi biliyordum. Milli mücadele biliyordum. Ben bu soruyu niye yapamadım ya? Fiyat deyip oyalanıyoruz. Ve sınav öncesinde de prova eksikliğimiz olduğu için, yani kondisyon eksikliğimiz olduğu için ister istemez süreyi yetiştiremiyoruz. Deneme sınavlarında birincisi, bunu deneme sınav taktiklerimizde de söylemiştik. Gerçek sınavda gibi düşüneceğiz. Yani eğer biz deneme sınavlarını gerçek sınav gibi çözersek, gerçek sınavda da deneme sınavı gibi rahat ederiz demiştik. Yani sen deneme sınavını çözerken, ya işte nasıl olsa bu gerçek değil, üf, aman dersen, telefonun yanında açık durursa, süreyi iyi bir şekilde ayarlamazsan, dışarıdan gürültü gelmesine izin verirsen, ikide bir kalkıp dışarı çıkıp gelirsen, gerçek sınavda sıkıntı yaşarsın. Çünkü alıştığın düzen bu. Ama her denemeyi ciddi bir şekilde gerçek sınav gibi düşünürsen, ciddi bir şekilde odaklanırsan, hatta annene bile dışarıda bekle bana dua et dersen, denemeden bahsediyoruz. O zaman gerçek sınavda çok rahat edersin. Ve süreyi önemsemek gerekiyor. Bununla alakalı prova yapmak gerekiyor. Yani kendini saate bakarak değil, saate bakmadan da süreyi tutmaya alıştıracaksın. İkincisi, bilgiye dayalı stres. Eğer konu eksiğin varsa, mesela öğrenciler hep şunu söyler. Sen bunu söylüyor musun? İki seçenek arasında kalıyorum, hep de diğer seçenek çıkıyor. Aa, ben. Aynı sen değil mi? Bu, ben de yaşıyordum bunu. İki seçenek arasında kalıyorum, hep diğeri çıkıyor. Ya bu esasla neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Esasla konuyu bilsek, mesela 2+2 kaç eder? 4+5 mi? 4 tabii ki, yani bunu biliyoruz. Burada niye iki seçenek arasında kalmıyoruz? Çünkü bilgimiz tam, sağlam. İşte biraz daha veya çok daha fazla zoru geldiğinde, eğer konuya hakimsek, konu eksiğimizi tamamlamışsak, öğrendiklerimizi test ettiysek ve kendimize güveniyorsak bilgiye dayalı stres. Tek şık arasında kalırız hocam. Evet. Mesela yazılıya çalışmadığın günlerde yazılım varsa böyle çok stresli oluruz. Ama yazılıya çalıştıysan, oh dersin, kafa çalıştım, kafa rahat. En kötü bir 70 alırız dersin, yani kafa rahat eder. Sınav anında da tabii ki bazen süre yetmezliğinden kaynaklı stres olabiliyor. Birincisi, kolaydan zora doğru gitmek gerekiyor. Yani biz buna Antep fıstığı yöntemi diyoruz. Antep fıstığı yerken eğer önüne kapalı fıstıklar gelirse onu kırmakla uğraşırsan dişin acıyordu. Bir de vakit kaybediyordun. Halbuki aldığın fıstığı kapalı, koy kenara. Aldığın fıstığı açık, hop göm. Aldığın fıstığı açık, hop göm. Aldığın fıstığı açık, sonra hop. Sonra çekiçle vururuz hocam. Aldığın fıstığı son. Kapalı. Ol, bak, kapalıları kenara ayır. Önce onları kırmakla uğraşma. Önce açık fıstıkları göm 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 göm, hepsini bitir. Yani kolay soruları bitir. Biz buna turlama taktiği diyoruz. Sonrasında kapalı fıstıklara yönel. Onları kırmakla uğraş. Yani önce birinci turda kolay soru, mesela sorular şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Önce yapabileceğin sorulara şöyle bir göz gezdir. Ben bunu yaparım de, bunu yaparım, bunu yapamam, bunu yaparım, bunu hiç yapamam, bu çok zor, bunu yaparım de. Hemen önce 1, 2, 4 ve 6'yı yap birinci tur. İkinci turda 3'e bak. Üçüncü turda da en son şu kapalı fıstık olan var ya, 5'in soru, çok kazık sormuş hocam onu. Veyahut da denemede kazık çıkmış, ona bak. Bunu tüm sorular için düşünebilirsin. Biz buna soru süre oranını ayarlama ya da turlama taktiği diyoruz. Turladığımızda gerçekten sınav sonrasında da başarı tur atarız. Hani böyle bayraklar alıp çıkıyoruz ya maçlarda. Taksim'e çıkarız hocam. Aynen, Taksim'de tur atarız, başarı turu. Bir de okumaya soru kökünden başlayacağız. Soruyu okurken benden ne istiyor, bana ne vermiş diyeceğiz. Şimdi senden ne istiyor? Yukarıdaki cümlelerden hangisi bıdı bıdı bıdıdır? İşte ulaşılamaz, ulaşılabilir, fiilimsidir, değildir. İşte mayozdur, mitozdur, basit makinedir. Neyse, fark etmez. Soru kökünü iyi okuyacağız. Sonrasında da bak, benden ne istiyor bunu öğrendik. Bana ne vermiş? Üste bir şeyler yazmış, altta bir şeyler yazmış, sağa sola bir şeyler yazmış. Bunları fabrikada fazla olduğu için koymamış ki oraya. Bunun bir sebebi var diyeceğiz ve her şeyi dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz. En önemlisini geliyoruz. En son az sonra ister çıkar. Kitap okumak. Gerçekten de kitap okumak sadece bizim bilgi dağarcığımıza gelişmez. Mesela sen şimdi kitabı aldın. Hocam bu kitabı niye okuyorum ki? Ben okuyorum. Aman, işte okuyorum böyle. Bu kitap okumak senin sadece kelime dağarcığını geliştirmiyor. Aynı zamanda bak, burada gözle satırları takip ediyorsun. Bu senin dikkatini geliştiriyor. 1. Soruları daha hızlı okumaya başlıyorsun. 2. Ve zaman kazanıyorsun. Soru içerisindeki sebep sonuç ilişkisini daha iyi kavruyorsun. Niye? Çünkü sen bu kitapların içerisindeki sebepleri, sonuçları, hikayeleri anlamlandırmaya çalışırken artık senin için böyle pratik oluyor değil mi hocam? Aynen, kafaya hemen çözüyor artık. Mesela bir sporcu düşün.
Mesela Naim Süleymanoğlu düşün. Naim Süleymanoğlu geliyor 180 kiloyu kaldırıyor. Kendisinin 3 katını kaldırıyor. Ya sen nasıl kaldırıyorsun kardeşim? Ben 50 kiloyu zor kaldırıyorum. Sen nasıl kaldırıyorsun? E çünkü adam pratik yapa 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 hop 180'i kaldırabiliyor. İşte sen de kondisyonlu olursan, bol bol kitap okursan, ki Milli Eğitim Bakanlığı da çok kitap okuyan kazanır diyor. Hem süreyi yetiştirirsin hem de çok daha fazla doğru yaparsın. Ve aynı soruyu ikinci defa okumazsın. Hocam sadece Türkçe mi bu? Hayır. Matematik soruları da artık uzun uzun oldu. Yani artık matematik sorularında da bak şöyle. Fen soruları da böyle uzun. Matematik soruları da uzun. Biz hatta Milli Eğitim yetkilileriyle konuştuk. Ya bu çocuklar bu soruları nasıl yapacak uzun uzun? Hocam dediler. Çok kitap okuyan kazansın. Çok yani böyle kısacık soruyu okuyan değil. Uzun uzun soruları okuyan, vazgeçmeyen kazansın istiyoruz. O yüzden çok kitap okuyan kazanır dediler. O zaman biz diyoruz ki çok kitap okuyacağız ve sürelerimizi yetiştireceğiz. Sık sık saati kontrol etmeyeceğiz. Bu dikkatimizin dağılmasına ve sorulara yoğunlaşamamamıza sebep oluyor. Bu da en son söyleyeceğim söz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden çok güzel başarılar diliyoruz. Sınavlarda şimdiden başarılar diliyoruz.